Genelkurmay karargahını ele geçirdiler, köprüleri kapattılar, meclise ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine saldırdılar. Ancak darbe girişiminde bulunan cuntacıların hedefindeki en kritik noktalardan biri de Bordo Berililerin karargahı Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'ydı. Tuğgeneral Semih Terzi isimli cuntacı yanında 20-30 kişilik bir grupla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitti. Komutanın odasına girerek emir subayına "Bundan sonra ben komutanım" dedi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emir subayı bu sözlerin üzerine hiç tereddüt etmedi. Beylik tabancasını çekti ve darbeci generali alnından vurarak öldürdü. Sonrasında diğer askerler tarafından şehit edildi. Şehit Asubay bir anlamda darbe girişiminin şeklini değiştirdi. Zira cuntacılar Bordo Berililerin karargahını da ele geçirseydi birçok eylem yapacak ve kan dökecekti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışanlardan Tuğgeneral dahil 3 asker öldürüldü. Assubaylardan albaya kadar pek çok rütbelinin olduğu 36 asker ise tutuklandı ve askeri cezaevine gönderildi.